Malumunuz bugün ayın 26'sı yani. 26 Haziran 1992'de saat 8.30 civarında PKK örgütü tarafından Susa Camisi'ne baskın düzenlendi. Cami içinde olan 15 insan, mütedeyyin insan o esnada yani namaz kılarken bu insanları dışarıya çıkarttılar. Hepsi caminin avlusunda ellerini bağladılar ve bu insanları hepsini kurşuna dizdiler. Yani o esnada yani köyün elektriklerini hepsi kestiler. Yani bu şimdiye kadar yaşanmamış olan bir olaydı. Yani vahşetin yani boyutu anlatılmazdı. Yani o gece yani bayağı bir karanlıktı. Yani karanlığın dışında yani vahşetin bir karanlığıydı o gece. Zaten Silvan'a uzakında olan 2 kilometredir. Askeriye haber verdi. O sırada askeriye de yani sabaha doğru daha yeni geldi. Biz yani sabaha kadar o insanların baş ucundaydık. Yani sabaha kadar biz gittik orada. Yani herkes figan ediyordu, ağlıyordu. Yani burada eğer bir köyde yardım yatalık olmasa dışarıda insana gelip o köye rahatlıkla yerleşmez yani. Tabii burada köyün içinde olan onlara yardım yatalık eden insanlar vardı. Caminin etrafında evler var. İşte o evlerden üst kurmuşlar. Hepsi yani irtibatlı olarak yani tam yani tertibatlı olarak bu insanlar hepsi koordinatlı olarak o gece çalışıyorlar, bakıyorlar yani bu insanlar hepsi camiye gelmişler, gelmemiş insanlar. Caminin içinde kaç kişi var ona göre bu insanlar hepsini kendini ona göre hazırlıyorlar. Tabii yani bu insanlar bunlar gelirken de demiyorlar ki biz efendim biz yani terör örgütüyüz dışarıdan gelmişiz. Bunlar diyorlar ki biz Bismil Karakolu'nda gelmişiz. Siz hakkınızda ihbar vardır. Yani bundan dolayı biz gelmişiz. İşte bundan dolayı bu insanları rahatlıkla onları çıkarıyorlar caminin içinde. Tabii o insanlar da yani orada o esnada Kur'an okuyor, namaz kılıyorlar yani bu insanlar. Çıkartıyorlar, onların ellerini bağlıyorlar. Bazı orada insanlar yani şehit olan insana bakıyorlar ki ayaklarında yani askeri ayakkabıdaki makap falandır. İşte diyor bu insanlar şeyde gelir. Efendim bu insanlar PKK örgütüdür. Ondan sonra bu insanlar da bu PKK'da anlıyorlar ki yani bunlar onların şeyde yani onların amacı hayası nedir ki birkaç kişi de kendilerine beraber götürecek yani en büyük hedefleri de Hüseyin'i kendilerine götürecekler. Şimdi o esnada diyorlar Hüseyin kimdir yani? O da diyor Hüseyin benim. Onu kendilerine götürüyorlar. Yani biraz caminin uzakında o diğer şey arkadaşlarını biraz uzaklaştırıyorlar. Onu o tarafa götürüyorlar. Bu da o esnada ortada bir elektrik direği var. Elektrik direğini tutuyor. Gitmiyor. Onlar biliyor ki yani bunları götürüp yani onu şehit edecekler. O esnada bunlar da hemen bakıyorlar ki onu götürecek durumda da gelir. Onu götürüyor ama hemen oradan silahla onu tarıyorlar. Yani göğsüne yani en az 15-20 tane mermi vardı göğsüne sıkmıştılar. Sıktığından orada o esnada tekbir yatıyor. Allahu Ekber. Camiye'de lemej dikirin. Pişti lemeji dersa siyer edi kondin. Az bu hocuydu çüm katılmıştı bu. Jibavan çüm giyişti memmali. O midi Karabağlık çebu. Jüve Karabağlık'a misafir kimin evul mali. Menüye himaye kir bir kez kir az fettilim ki Karabağlık'a anı karbın biçuma. Jiberwi yani de dakajı ne kadıya o denk silah haket. Ve dve evi da ne silah ki bir mera bu ne tişki bu ne mekar bu evka ko savun mahu bikira. Hatta misafirim go az hermci mi go na neçe mi go teri em herin emci çuyine. O bu şekli o an derhistin Havşa Camii hatta dege Şehit Hüseyin Buhoji daha teme yani ki ve istek dikirin ki bir kura bevin herin bu mara ne çoğu hatta ki ve şehit dikirin. O tava da süpiye yani deste o an girey le peşt o an bebel nika. Danin Havşa Camii o lüvedere kurşuna dizmiş kirin tava şehit dikirin. Ve şekli şu devletci nat hatta saat yani derenge roje at. O ne sürücü ki mehbu, ne kesik karbu arabe bajota, ne arabe ka mehbu, avji kesik bajota tine bu hatta şehit medeni. Bu ve birindariya ko, ve koyna ko, arabe sürmüş tikir hatta ku nivere uji canda. Ev şev deh şehit eme çebun. Birindar çare hebebun. Evet.
Evana yek ji ne gişte xeste ev ku şehid bun. O an birindar xelas bun, çar hep birindar xelas bun. O gişte ne xeste o baş. Cami olayın olduğu gece ben kendim de zaten sürekli camiye gidiyorduk. O gece büyük amcam Hacı İzzet onun evine misafir gelmişti. Ben de hazırlanıyordum, camiye gidecektim. Beni çağırdı. Küçük bir ufak çocuğu vardı, onu gönderdi beni çağırmaya. Şimdi ben sordum, acaba niye ben camiye gidecektim? Dedi, valla çocuk dedi, babam demiş ki buraya gelsin. Bir misafirimiz var. Dolayısıyla ben tamam dedim, geleceğim. Daha hazırlanıp gidecektim oraya, tekrar çocuk geldi kapıda, dedi, babam diyor acele gelsin. Benim ben geliyor. Neyse gittim orada, misafirler oturuyordu. Oturduk, selamun aleyküm, aleyküm selam. O oturduğumuz esnada yani belki böyle bir 10 dakika falan oturduk, oturmadık. Baktım aynı o evinde bulunduğum amcamın çocuğu, o da camiye gitmişti. Böyle heyecanlı bir şekilde geldi, böyle kapıyı açtı, dedi valla camiye birileri basmış. Silahlı kişiler ve ben de oradan fırsat bulup kaçtım. Peki nedir, kimlerdir bunlar, nasıl birileri falan, dedi valla işte asker kılıklı, yani elbiseleri asker üniformalarlar ama konuşmaları, ayakkabılarındaki işte ayaklarındaki o makab ayakkabıları falan PKK'lilerdir. Ve dedi ben de fırsat bulup kaçmışım. Camide olanların, o cami cemaatinde olan insanların hepsini dışarı çıkarmışlar. Cami avlusunda ellerini bağlayıp öylece ben de fırsat bulup kaçmışım. Ve biz de ona göre camiye doğru gidecektik ki hani nedir, neyin nesidir, en azından biz de oraya gidelim. Amcamla o misafirle beraber çıkıp gidiyoruz. Daha camiye yetişmeden silah seslerini duyduk. Tabii silah seslerini derken taramalı bir şekilde. Yani desem süre olarak bir dakika içinde taramalı bir şekilde silah seslerini duyduk. Ve biz o esnada tabii ki dedik artık camide muhakkak bir şeyler oluyor artık, ne bunları katlettiler mi ne dediler de biz de daha camiden biraz uzakız ve camiye doğru gidiyoruz. Tabii gittik camide, ne görelim, o cami avlusunda kimisi işte daha yaralıdır kan içinde, kimisi orada can vermiş şehit olmuş ve biz bunlarla yabancı birisi görmedik yani orada. Yani o esnada biz gittiğimizde camide, yani zaten arada bizim bu camiye gidişimizle silah sesleri arasında bir 3-4 dakika, 5 dakika bilemediğiniz zaman geçti. Ve gittiğimizde yabancı hiç kimse görmedi. Sadece camiye giden o cemaati gördük. Kimisi yaralı, kimisi can vermiş, şehit olmuş. Tabii biz de o şoka girdik. Ne edelim, nasıl yapalım? Bir araba bulup da hani kimisinin yarasını sarıyoruz. Hatta şehit medeni kendisi bana dedi amca dedi şey getir. Dedi bana bir bez getir ki beni bağlayayım, ben kan kaybı ediyorum. Kan akıyor, kan kaybından dolayı ben yani epey rahatsızım. Dolayısıyla biz bir bez getirdik, geniş bir bir peştemal getirdik. Oraya yara yerini bağladık. Ve artık o biz yaralılarla ilgilendik ve birkaç kişiyi öyle tutup bir araba, tabi araba da bulunmazdı. Yani araba bulmak da mesela, bizim o zaman da şoförlüğümüz de yoktu. Arabamız da yoktu. Köyde olan arabalar da tabi kime diyeceğiz, kime gideceğiz o esnada. Birisine gittik, arakları da verdi bize. Sağ olsun, Allah razı olsun, bir köylü. Tabi bizim şoförlüğümüz olmadığı için medeni dedi benim arabamda var. Tabi medenin de şoförde arabası vardı. O medenin arabasıyla medeni ve birkaç tane daha yaralı olan Müslümanları arabaya attık. Ve o araçla hastaneye yetiştirelim diye götürdük. Hatta ben kendim yine orada kaldım, diğer yaralılarla ilgilendim. Bir tane arkadaşımız, o yaralı arkadaşlarla beraber hastaneye gittiler. Ve giderken yolda zaten şehit oluyor, o da can veriyor da yolda. Hastaneye yetişmeden diğer arkadaşları hastaneye yetiştirip orada çok şükür durumları iyileşti, sonradan iyidirler şu anda. Ve öylece diğer yaralılarla ilgilendik. Artık şehitlerle ilgilendik. Tabii bu arada zaman epey ilerledi. Yani ta sabaha doğru öyle zaman geçti. Sabahleyin artık gün böyle aydınlanınca tabii köylülerden de birkaç kişi geldi.
Ve öylece o yaralılarımızı kaldırdık. Kimisi hastaneye, diğer şehitlerimizle ilgilendik. Onları işte kaldırdık oradan. Ve bu şekilde hatta civar köylerden de gelenler oldu. Artık saat böyle nasıl söyleyeyim, hani yaz mevsimiydi. Saat 8-9 belki oldu. Ondan sonra devlet yetkilileri, yani karakoldan işte askerler falan geldi. Olayı araştırıyoruz, nedir, ne olmuş, kimlerdi, saldıranlar kimdir falan gibi sorular sordular bizden. Biz de dedik ki biz ne biliyoruz, yani biz gecenin karanlığı, biz kendimiz gerçekten de görmedik. Ama olay şekli şemali PKK'nin yaptığı olaylardan bir tanesidir. Evet. Ve siz devlet olarak bizden olayı niye soruyorsunuz? Yani bizim sormamız gereken soruları siz bize soruyorsunuz. Bunu siz bilmeliydiniz. Hatta köyümüzle ilçemiz arasında 3-4 kilometre bir mesafe var. Yani bu silahların sesi mutlaka o devlet yetkililerinin, o karakolun, karakolda bulunan komutanların kulağına bile gitmiş diye inanıyorum. Çünkü yakın bir mesafe, 3-4 kilometre bir mesafede. Dolayısıyla biz de şehitlik dedik, siz neredeydiniz şimdiye kadar, niye yani hani köylü olarak, biz burada vatandaş olarak bu olayı şimdiye kadar görmemişsiniz, sezmemişsiniz ve görmemişsiniz, gelip de bize soruyorsunuz, biz ne biliriz kimlerdir, kim yapmış, bunu siz kendinize sormanız lazım diye biraz serzenişte bulunduk. Böylece artık tabii bölgedeki çok yerlerde insanlar hani olayda gerçekten yani çok vahşice yapılan bir katliam diye, yani katliam denilmesi lazım. Ve dolayısıyla bu katliamı artık duyan herkes, vicdan sahibi olan herkes hemen toplandı köyde. Olay böylece geçti yani. Evet. Zaten kendisi Silvan'da ikamet ediyordu. Ben kendim camiye gidiyordum, sürekli gidiyordum. Takdir ilahi ben o gün bir vesile olup da gitmedim. Yoksa ben sürekli gidiyordum. Kardeşim de aynen öyle. Eğer kendisi de köyde olsaydı, dolayısıyla camiye gidecekti, camide olsaydı bu diğer kardeşlerle beraber, bu diğer cami cemaatinle beraber o da şehit olacaktı. Çünkü camiye giden herkes bu zalimlere düşmandır. Yani bu camiye gitmek onlar nezdinde suçtur. Ha bize göre, tabii bize göre sorarsanız cami bizim gideceğimiz yerdir. Yani biz camiye gitmekle ruhumuzun gıdasını alıyoruz. Eğer camiye gitmesek dolayısıyla o ruhumuzun gıdasını alamıyoruz ve o almadığımız için de ruhen huzur bulamıyoruz. Dolayısıyla bu bizim yolumuzdur, bizim gideceğimiz yerdir. Ve yani eğer kardeşim de köyde olsaydı o da camiye gidecekti ve o da takdiri ilahi demek ki o önceden Silvan'a gitmişti. O başka bir olaydan dolayı Silvan'da zalimler tarafından şehit edildi.